Osmanlı İmparatorluğu kelimesinin harfleriyle oluşturulan kümenin eleman sayısı kaçtır? Arkadaşlar sayalım. O harfini saydınız. S'yi saydınız. M'yi saydınız. A'yı saydınız. N, L, I. Bakın Osmanlı hiçbir tekrar eden harf yok gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7 tane burada var. Şimdi imparatorluğuna baktığınız zaman i'yi e saydınız. M'yi zaten saymıştınız. P'yi sayıyorsunuz ilk defa. A'yı saymıştınız. R'yi sayıyorsunuz ilk defa. A'yı tekrar saymıştınız. T'yi sayıyorsunuz. O'yu saymıştınız. R'yi saymıştınız. L'yi saymıştınız. U'yu sayıyorsunuz. U ve yumuşak G. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane. 13 elemandan oluşur. Şimdi bir A kümesi vermiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi A, A kümesinin bir elemanıdır. Evet doğru. Şimdi parantez içerisindeki A, A kümesinin bir elemanı değildir. Evet doğru. Çünkü böyle bir fotoğrafı görüyor musunuz burada? Görmüyorsunuz. Onun için aynen şeklin orada olması lazım ki biz buna arkadaşlar eleman diyebilelim. Elemanı değildir demesi doğrudur. Pekala şimdi parantez içerisinde yani küme içerisinde A ve bu böyle bir şekli arkadaşlar burada görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Böyle bir şekil yok burada. Onun için bu doğru değildir. Elemanı değildir çünkü. Peki bu var mı burada? Evet var gördüğünüz gibi elemanıdır. Doğrudur arkadaşlar. Sonra SA6 elemanıdır diyor. Sayalım. 1, 2, 3 bunu beraber alıyorsunuz. 4 ve 5. 5 elemanlıdır arkadaşlar. 6 elemanlı değildir. ...doğru değildir. Yani kaç tanesi doğrudur? 3 tanesi doğrudur. Cevabınız C şıkkıdır. Şimdi bize demiş ki arkadaşlar... ...bakın A kümesini vermiş. İfadelerinden kaç tanesi doğrudur diyor. S A eşittir 7. Ee, 7 elemanlı mıdır? Bir sayalım hemen. Bakın. 1, 2, 3, 4... ...5, 6... ...7. Evet doğru. 7 elemanlıdır. Birincisi doğrudur. Peki. Şimdi... Bu bir alt kümedir demiş. Evet bu kümenin içindeki bir eleman mıdır? Evet şu elemanı bir kümenin içine almış ve A'nın alt kümesidir demiş. Doğrudur. Doğrudur. Daha sonra diyor ki bu bir elemandır aynı zamanda. Evet gördüğünüz gibi burada var elemandır. Doğrudur. Peki bu bir alt kümedir demiş. Hayır bunu tekrar bir küme içerisine alması gerekiyordu. Almamış. Onun için alt küme diyemeyiz. Peki bu elemandır demiş. Böyle bir eleman görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Bakın sarılarla boyadıklarımın içerisinde böyle bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Bunun aynısının orada olması lazım. Onun için buna eleman diyemezsiniz. 3 tanesi doğrudur. Cevabınız C şıkkıdır. Şimdi bir A kümesi vermiş arkadaşlar. A eşittir 3K. K elemanıdır tam sayı. K1 tam sayıymış arkadaşlar. Yani demek ki A sayısı 0 ile 30 arasında 3'ün katı olan sayılardan oluşuyor. Peki B sayısı da 0 ile 30 arasında 2'nin katından 1 fazla olan yani tek sayılardan oluşuyor. Şimdi SA artı SB toplamı nedir demiş. Arkadaşlar 0 ile 30 arasında 3'ün katı olan sayılar 3, 6, 9, 12 nereye kadar gidecek arkadaşlar? En son ...en son 27'ye kadar gidecek. Peki, biz burada terim sayısını nasıl buluruz biliyor musunuz? Son terim... ...son terim 27... ...cümlelerime dikkat edin ve not alın bilmiyorsanız. Son terim... ...eksi ilk terim... ...bölü artma miktarı... ...yani 3 artarak gidiyor... ...artı 1. İşte böylece terim sayısını bulursunuz. 27'den 3 çıktı, 24... ...3'e böldüm, 8... ...bir daha 9. Onun için S, A... ...eşittir 9'a. Peki... Şimdi buradaki tek sayılara bakalım arkadaşlar. 2'nin katından 1 fazla demek tek sayı demektir. Çiftin 1 fazlası yani. 1 ile başlar arkadaşlar burası. K1 tam sayıymış. 1 ile başlayanlara bakacağız. 1. Bir. Sonra 1'den sonra 3 üç gelir. 3'ten sonra 5. Beş. 5'ten sonra 7. Böyle devam eder. En son arkadaşlar 29'da biter. Bütün tek sayıları saydık. Peki buradaki terim sayısına bakalım. Son terim 29. İlk terim 1. Artma miktarı 2 artarak gidiyor dikkat ederseniz. Artı 1. Peki 29'dan 1 çıktı. 28 2'ye böldüm. 14. 14 bir daha 15 yapar. Yani SB eşittir buradan arkadaşlar 15'tir diyeceksiniz. 9 ile 15'i topladığınız takdirde 24 olur. Cevabınız D şıkkıdır. A kümesini vermiş arkadaşlar böyle veriliyormuş. A kümesinin elemanları. Şimdi demiş ki B eşit değildir boş kümeye. C eşit değildir boş kümeye. C ile B'nin kesişimi, C ile B'nin kesişimi de boş kümeye eşitmiş arkadaşlar. Olacak şekilde iki farklı kümeye ayrılacakmış. A kümesinin elemanları tamam mı? Yani B ve C kümesi olmak üzere iki kümeye ayrılacak. İkisi de boş küme değil. Bu işlem kaç farklı şekilde yapılabilir diyor bize. Şimdi arkadaşlar iki farklı kümeye ayrılacaksa, şimdi A kümesi ve B kümesi olarak düşünelim. Ben e, kesişim olmayacağı için ortak elemanları koymayacağız buraya kesinlikle. Şimdi ben buraya mesela A'yı versem, diğerine ne verebilirim arkadaşlar? Diğerlerini verebilirim. Öyle değil mi? Yani bunu, buna A elemanını koysam, diğerine B x y'yi yazabilirim. Peki buna B elemanını yazarsam diğerlerini diğerini yazıp buna X yazarsam buna Y yazarsam diğer geri kalanları B'ye yazmış olurum. Tamam mı? Peki arkadaşlar şöyle düşünelim şimdi. Ee, şimdi boş kümeden farklı olacakmış. Peki ben buna AB yazabilirim. Peki buna AX yazabilirim. 2 elemanlı iki elemanlı diye ayırabilirim. Yani A'ya bir eleman yazarım, B'ye diğerlerini 3 elemanı da B'ye yazarım. A'ya bir eleman yazarım. 3 elemanı B'ye yazarım. A'ya 2 eleman yazarsam diğer iki elemanı da B'ye yazmış olurum. Onları da yazarım isterseniz birazdan. Şimdi AB, AX mesela AY olabilir buraya. Anlaşıldı mı? Daha sonra ne yazabilirim arkadaşlar? AY. Daha sonra A, A, B yazdım. A, X yazdım. A, y yazdım. Daha sonra B, X yazabilirim. B, Y yazabilirim. B, X yazarım. B, y yazarım. Sonra bir de y yazarım. x'ye yazarım. Buraya iki elemanları yazdım. Bir de a'nın olduğu yere üç elemanları yazarım. Hatta bunu alayım arkadaşlar. Bir dakika. Şunu alacağım. Bunu alacağım. Şuraya getireceğim. Şurada çok daha rahat olarak göreceğiz. Şimdi bakın. Şuraya y yazdık dedik. Şimdi üç elemanları yazsam arkadaşlar buraya. Üç elemanları net diye görün diye yazıyorum hepsini bakın. a, b, x'i buraya yazabilirsiniz. a, x y'yi buraya yazabilirsiniz. Öyle değil mi? a x y'yi buraya yazabilirsiniz. Başka arkadaşlar a B, x yazdınız. a x, y yazdınız. A, b y yazabilirsiniz a b y yazabilirsiniz Bir de bxye yazarsınız bxye yazarsınız bakın burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane durum söz konusu Peki bunu hocam biz pratik olarak nasıl yapabilirdik şöyle yapabilirdik Normalde arkadaşlar bakın iki üzeri iki tane mesela burada a b x ve y'den dört tane eleman varsa A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerini 4 elemanlı diyorum özür dilerim. A'nın tüm alt kümeleri kaç tanedir? 2 üzeri 4'ten 16 tanedir. Ama ben A'nın içerisinde boş küme olmasını istemiyorum. Biliyorsunuz boş küme bütün kümelerin alt kümesi. 16'dan boş kümeyi çıkartmış olursunuz. Şöyle yazayım ben. Boş kümeyi çıkartmış olursunuz. Bir de A'nın içerisine kümenin tamamını yazmak istemiyorum. Bu sefer B boş kalmış olur arkadaşlar. Ee, yani B'nin içerisinden bir tane de bu alt kümelerden bir tane daha çıkartmış olursunuz. Yani A, B, X, çıkartmış olursunuz. Dolayısıyla 14 tane kalır geriye arkadaşlar. Çünkü siz A'ya yazdığınız alt kümeler bakın bunlardır. Açık açık burada da yazdım. Ve bu 14 tane nedir? İçinde boş küme olmayan ve A kümesinin tamamının olmadığı kümelerdir gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bu şekilde yazdım ki sol tarafı izah edebileyim diye arkadaşlar. Eğer yazmadan yapmak istiyorsanız da böyle yaparsınız. Dersiniz ki ya ben A'ya demek ki buradaki A'dan oluşan ee, B ve C diyor çok özür dilerim arkadaşlar şuna B şuna C diyeyim tamam mı Demek ki ben B'yi arkadaşlar A'nın kümesinden oluşan kümelerden alt kümeler oluşturacağım ve geri kalanları da C'ye vereceğim. Peki A'dan oluşturabileceğim alt kümeler normalde 2 üzeri 4'ten 16 tane. Ama ben B'nin boş kalmasını ya da C'nin boş kalmasını istemediğim için e, alt kümelerin içerisinden boş kümeyi ve alt kümelerin içerisinden kümemin tamamını kapsayacak olan kümeyi çıkartırım derim. Geriye 14 tane kalır. Cevabınız E olur. Aşağıdaki Venn şemasında A, B ve C kümeleri ve bir taralı bölge gösterilmiştir. Buna göre taralı bölgeyi veren ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Taralı bölgeyi veren ifade. Şimdi arkadaşlar şöyle konuşalım. Şimdi bu B'deki taradığınız yer A'dan da farklı bir yer, C'den de farklı bir yer. Yani bu renkli bölge ne A'ya dahil ne de C'ye dahil. O zaman biz şöyle diyebiliriz. B'deki elemanlar arkadaşlar yani bu taralı bölgedeki elemanlar A ile C'nin birleşiminden farklı olan yerler. Yani o zaman B'nin farkı A birleşim C'den. B fark A birleşim C diyeceğiz. B fark A birleşim C'dir. Şimdi A, B'nin alt kümesi değilmiş gençler. S, A 5 elemanlı. S, B'de 9 elemanlıymış. S, A birleşim B'nin eleman sayısı en az kaçtır diyor bize. Alt küme değilmiş bakın dikkat ederseniz. O zaman biz A birleşim B'yi şimdi alt küme değilse bu bunun içinde olmadığına göre şimdi o zaman şöyle bir şey değil anlamına geliyor bakın. Demek ki bu arkadaşlar şöyle bir şey olabilir. O zaman ben buna A kümesi buna B kümesi dersem şu kesişimi ne kadar fazla tutarsanız arkadaşlar birleşiminiz o kadar az olur. Buraya 5 yazamazsınız. 5 yazarsanız A'yı B'nin alt kümesi yapmış olursunuz. O zaman buraya 4 yazayım madem bir tanecik buraya kalsın ve böylece de A B'nin alt kümesi olmamış olsun. B kümesi 9 elemanlıysa 4 burada. O zaman 5 de burada olur gördüğünüz gibi. Şimdi bunların hepsini topla. 1 artı 4 artı 5 topladığın takdirde 10 yapacaktır. Yani cevabınız Bursa. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin iki alt kümesi olmak üzere A fark B 9'muş. SB'de 5'miş arkadaşlar. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni eşittir 1 eşitlikleri verilmiştir diyor bize. Arkadaşlar şimdi şöyle konuşalım. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni demek De Morgan kuralına göre biz A birleşim B'nin tümleyeni deriz. Yani bu tümleyeni dışarı çıkardığınız takdirde, dışarı çıkardığınız takdirde aradaki işaret ters döner. Demek ki A birleşim B'nin tümleyeni 1'miş. A fark B 9'muş. Evrensel kümenin 2 alt kümesiymiş bunlar. SB de 5'miş. Bize evrensel kümenin eleman sayısını soruyor. Şöyle yapalım. Şimdi şöyle bir evrensel kümemiz olsun arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bir e, kümemiz olsun, bir A kümemiz olsun, bir de B kümemiz olsun böylece. O zaman şuna A kümesi dedik, buna da B kümesi dedik. Şimdi A fark B'nin 9 olduğunu söylüyormuş. A fark B 9'sa burası 9'muş. A birleşim B'nin tümleyeni 1 birse burası 1'miş arkadaşlar. Ve B kümesi de 5 elemanlıymış. B kümesi şurası komple şöylece arkadaşlarım 5 elemanlıymış. Evrensel kümü bunun hepsinin toplamıdır. Yani 9 artı 5 artı 1 topla 15 yapacaktır. Yani cevabınız eşittir. Şimdi SA eşittir 8, SB eşittir 16 olarak verilmiştir. Buna göre A birleşim B'nin eleman sayısı en çok kaçtır demiş? A birleşim B'nin eleman sayısı. Şimdi SA 8, SB de 6, kesişimleri boş küme değilmiş arkadaşlar. Birleşimin en çok olmasını istiyorsanız, bakın kesişimin en az olması lazım ki birleşim en fazlalaşsın. Yani buraya boş küme olmadığı için minimum 1 vereyim ben o zaman. O zaman 6 ise burası 5 olur. 8 ise burası arkadaşlar 7 olur. Hepsini topla şimdi. 7 artı 1 artı 5 topladığınız takdirde 8 13 yapacaktır. Yani cevabınız değişiklidir. En elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerinin sayısı böyleymiş arkadaşlar. Bu şekilde bulunabiliyordu. Bir A kümesinin 3 elemanlı alt küme sayısı 5 elemanlı alt küme sayısına eşittir demiş. Bunun anlamı şudur arkadaşlar. Bir A kümesinin eleman sayısına N dersek N'in üçlüsü bu formüle göre N'in beşlisine eşitmiş. Pekala arkadaşlar böyle bir durumda bakın şunu anlatacağım ben size. N'in R'lisi eğer ki N'in K'lısına eşit olursa burada iki tane ihtimal var ise birinci ihtimal şudur. R, k'ye eşit olabilir. İkinci ihtimal arkadaşlar R ile K'nın toplamı yukarıdaki N'i verebilir. O zaman burada N'in üçlüsü ile N'in eşitse N eşittir. 3 ile 5'in toplamı 8. Yani N buradan 8'dir. Bize A kümesinin en çok 2 elemanlı alt kümesini sorarken 8 elemanlının 0 elemanlısı, 8'in 1 elemanlısı, 8 elemandan en fazla 2 elemanı. Yani boş elemandan tutup 2 elemanlı alt kümelere kadar kaç tane var diye soruyor. 8'in 0'lısı, 8'in birlisi 8'in ikilisi. Buradaki formüle göre 8'in sıfırlısı 1 çıkar. 8'in birlisi 8 çıkar arkadaşlar. 8'in ikilisi. Bakın 8'in ikilisi demek 8'i 2 basamak 8 çarpı 7. 2'yi de 2 çarpı 1 şeklinde yazmak demektir. Yani 8'i alttaki kadar geriye doğru açıyorsunuz. 2'yi de 1'e kadar açıyorsunuz arkadaşlar. Alttakini de 1'e kadar açıyorsunuz. Sadeleştirdiğiniz zaman 4. 1 artı 8 artı 4 kere 7 28. Burası da 36 37 yapacaktır. Cevabınız B olur. 3 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı ile kendisi hariç alt küme sayısının toplamı. Şimdi arkadaşlar şimdi 3 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 3'tür. Kendisi hariç alt küme sayısı 2 üzeri 3 eksi 1'dir tabii ki. O da 7 olur. 8 de 7'nin toplamı böylece 15 yapacaktır. Cevabımız 5 şıkkıdır. Eleman sayısı 4 azaltıldığında alt küme sayısı 30 azalan bir kümenin eleman sayısı Kaçtır? Şimdi eleman sayısı bu A kümesi olsun örneğin. N olsun eleman sayısı. Şimdi 2 üzeri N bunun alt küme sayısıdır. Eleman sayısı 4 azaldığı zaman da alt küme sayısı 2 üzeri N eksi 4 olur tabii ki. Şimdi eleman sayısını 4 azalttığınız zaman oluşan bu alt küme önceki alt küme sayısından 30 eksik olduğunu söylüyor bize. Biz buradan N'yi bulacağız. 2 üzerine eksi 30 Bakın bu arkadaşlar 2 üzeri n çarpı hatta 2 üzeri n bölü 2 üzeri 4 diye yazılır. Çünkü üstler çıkarılmışsa böyle yazılır bu. Peki 2 üzeri n eksi 30 eşittir 2 üzeri n bölü 16. Bunu sol tarafa atın 30'u sağ tarafa atın. Şöyle olsun. 2 üzeri n bölü 2 üzeri n eksi 2 üzeri n bölü 16 eşittir. Eksi 30 sağ tarafa atın. Artı 30 olsun. 16 ile bunu çarptığınız 16 tane 2 üzerine eksi 2 üzerine bölü 16 eşittir. 30. Yani ne yapar burası? 16 taneden bir tane çıkartırsanız 15 tane 2 üzerine olur. Bu paydadaki 16'yı da karşıya atarsanız kaç olur? 16 çarpı 30 olur. Bu 30 ile bu 15 sadeleşirse 2. 2 üzeri n eşittir 2 kere 16 32. Ne zaman 32 yapar? n5 olduğu zaman şöyle olur. Yani cevabınız y